Şu bu cevizler, şimdi buna bir hoş ceviz söylüyor musun? Bunlar 3 yılda başlıyor meyve vermeye ve 4-5 yıllık olunca en az 15-20 kilo ceviz veriyor. Of. Çok güzel bir ceviz bunlar. 50 tane bunlara diktik bu sene inşallah. Bunlar tabii burada kalmayacak da bunlar yetiştiği zaman değiştireceğiz yerlerini, başka yerlere götüreceğiz. Yani bunlar bak şurada, bunların koca yapraklarını alıyoruz. Şöyle güneş alacak. Şey olacak. Şükürler. Erken olacak. Bu sene burada çok güzel üzüm vardı ama soğuk vurdu. Soğuk vurdu böyle tam Nisan'ın 22'si 23'ünde soğuk vurdu, gözleri öldürdü. Yeniden ara sıra sürenler mesela bunlar da onları şey yapıyor. Bir camiye gidelim, belki tesadüf. Hoca yoksa bile cami açıktır ya, ben orada namazı kılarız. Aynen. Şura bizim ev işte eski yer. İçeri giriyorduk, buradan açıyordu. Bunun altı ahır yani, sığırlar, inekler. Sözüm ya bana öküzler falan bağlanıyordu bunun altına, ahıra. Bu tarafa, bu taraftan içinden merdiven var, yukarıya çıkılıyordu. Şurada... Açılmıyor mu dede? He? Bura açılmıyor mu? Yok, kilitli orası. Şimdi burası, şu dökme bölümüydü. Onu böyle şuraya çeviriyorduk. Köydeki çaydaki bağdan 20-30'luk bekmez getiriyor, üzüm getiriyorduk. Burada çiğniyorduk. Şuraya ocak açıyorduk, bekmez ocağı, burada bekmez kaynatıyorduk. Orada davarlar, koyunlar vardı, bir 50-60-70 kadına davar, ak davar falan. Onlar oraya koyuyorduk, burada yatıyorlardı falan. Ama Hasan ne haber ya? Oturuyorum. Ey hayırlısı olsun. Ya benim yanlış kızımı buraya açıyor. Hayır, hoca izinli herhalde. Hoca izinli herhalde. İzinli. Evet. Hayırlısı. Vallahi köyün tarihi hakkında benim kesin bir bilgim yok. Yalnız duyduklarıma göre eski, şu ileride eski bir cami yeri var. Orasının tarihi olduğunu şey yapıyorlar. Orayı tarihi düzeltip yapacaklarmış ama gelmediler, bakmadılar. Yani bu köyün tarihinin en az 300 yıl olduğunu söylüyorlar. 300 sene. 300 sene önce söylüyorlar. Bizim bura aşağıdan yukarı, şu yukarı
Hani geldiğimiz yol var ya, oraya kadar evimişti buralar. Şu karşıdaki Durmuş'un tarla deriz biz oraya, kavaklarından indik ya. Orası da evimişti. Hep buraları kazdığın zaman temel çıkıyor. Evimişti. Yanmış kömür çıkıyor. Yani yanmış bu köy. Burası hemen hemen 250-300 tane bir köymüştü. Çok yani meşhur, büyük bir köymüştü. Hatta bizim bu bağ arkasını bellerken, hani kazarken o şey paralar çıktı birkaç tane. Bu Bekirlerin, Metingil'in arası Bekir var ya, o Halit rahmetli öldü. O paraları aldılar, küflenmiş tabii. Böyle şey değil yani, kesme para. Yani böyle makasla veyahut da bir şeyle keserek köşeleri öyle bir kullanılır hale getirmişler. Ta Roma zamanından falan bir şeymiş. Onları o Halit götürdü, uyumculara göstermiş. Veya o altın falan gibisinde şüpheleri. Yok demişler, bunlar bakır ama bu paralar geçerli değil, bakır falan demişler. Diyeceğim, yani benim bu köydeki bilgim bu kadar. Bu köy çok şeymişti. Eskiden böyle o camın avlusunda bir taş var, farkında mısın? O bu atlara binek taşıymıştı orası. Bu köyde böyle zenginler varmıştı, ağalar varmıştı. Şimdi bu köye bir odaya, eskiden odalar vardı ya, bu köyde odaya bir misafir gelmiş. Adam birisi gelmiş, selam aleyküm selam. Geçmiş köşeye oturmuş. Adam var ne bilsin. Şimdi meğer odada herkesin yeri belliymiş. Şimdi oraya oturunca demişler Ahmet Ağa geldi misafire, biraz aşağı git. Mehmet Ağa geldi biraz aşağı git der ki adam ta kapının ağzına varmış. Ondan sonra adam oradan çıktığı gibi binmiş atına gitmiş. İstanbul'a varınca mektup yazmış. Galata Beyleri İstanbul'a geldim, daha aşağı gideyim mi demiş. Ana dediği gibi bu köyün böyle bir mazisine varmıştı. Benim amcalarım, babamın kardeşleri üçü de, üç kardeş şehit. Amcam Muhsin, Nuri, İrfan, bunlar üçü de benim amcalarım, babamın. Babam dedemin öldüğünde 9 yaşında bir çocuk kalmış. Ebemin yanında, ebem onu şey yapmış. Şimdi o İrfan'ın hepsinin atları ayrıymıştı. Muhsin'in atı, İrfan'ın atı, Nuri'nin atları ayrı. Bizim o dediğim yerde büyük bir ahır vardı, şöyle derin bir ahır. Beygirler oraya bağlarlardı. İrfan'ı babam, dedem Beypazar'a okutmaya vermiş. Arabiyat okut. Şimdi bir dedem aslında Ayaş'ta kolcuymuştu. Golcülük, tütün kaçakçı golcuymuştu. Dedem şeymişti. O seferberlik kartı çıkınca biliyor musun? Eski şeyleri bedel ödeyenler, mesela askere şu kadar bedel ödeyenler askere alınmayacak demiş. Dedem tutmuş üçünün adına bedel yatırmış. O kanun da iptal olmuş. Demişler ki bir ara, efendim işte Arapça okuyan, Arabiyet bilen, imam olan veyahut da yetim kızlarla evlenen, hani kızlarla evlenen yetim, bunları askere alınmayacak diye bir kanun çıkmış. Hı hı. İşte dedem o zaman İrfan'ı Beypazar'a veriyor Arabiyet okutması için. O Arabiyet'i okurken İstanbul, şu biz o geldiğimiz yol var ya, biz oraya o yola Oluklu yolu deriz biz. O yoldan çıkınca İrfan atına gider gelmişti. Şimdi araba mı gibi vardı o zaman, yoktu. Atına çıkar gider gelmişti Beypazar'a. Oradan çıkınca değne oyunu oynayarak gelirmiş. Atın üstüne değne atar, tutar falan böyle. Şu caminin olduğu yer var ya, orası orta harmandı. Yukarıdan aşağı sattı harmandı orası. Şimdi millet buraya çıkarlarmış harmana İrfan'ı gözlemek için. İrfan oraya gelince o caminin olduğu yerde harmanda millet toplanırmıştı köyde olanlar. Onu seyre, orada bir değin oyunu oynarmıştı epey bir. Ondan sonra eve gelirmişti. Yani velhasılı sonra o kanun da iptal oluyor. Diyorlar ki ne bedel, ne yetim, ne imam yok ya. Hadi bıçakım ya askere. Bunların üçünü de askere alıyorlar dedem amcalarımı. Bir tanesinin Bağdat'ta, İrfan Nuri abi, Muhsin herhalde, Bağdat'ta bir mektup atabilmiş. O zaman şimdiki gibi telefon bir şey yoktu. Sadece mektup.
O da bir mektup 6 ayda anca eline geçiyor. Bağdat'ta tel örgü içerisinde yesiriz diye o bir mektup atabilmiş. Bir tanesi İrfan şeyde, Bitlis'te. Bitlis'te şu anda çok şiddetli bir savaşa giriyoruz diye bir mektup atabilmiş. Öteki işte filan yerde şöyleyiz diye. Yani hiç dedem onların üçü de şehit olmuş. Üçü de gelmemişler. Şimdi o İrfan dediğim amcamın Uruç'ta biri vardı. Ondan aynı devredeymişti. O şiddetle savaşa girdikleri anda amcam, İrfan'ın amcam yaralanmış biliyor musun? Vurulmuş. Vurunca arkadaşına demiş ki orada bozulmuşlar, geri çekiliyorlarmıştır. Arkadaşına demiş ki o Uruçlu adama, ismini unuttum. Demiş ya şu üzerimde bir şeyler var. Bunları al. Hiç olmazsa orada benim çocuklarımı babamgile verirsin. Yani benim bir amanetim olur şeklinde söylüyor. Adam bir diyor niyetlendim diyor, sonradan anlatıyormuş. Niyetlendim baktım yağmur gibi kurşun geliyor. Ben de vurulacağım diye dönüp alamadım diyor. Orada kaldı diyor. Tabii onlar o cepheyi alınca onları geldiler, süngülediler geçti. Velhasılı işte üç amcam üçü de şehit oldu. Babam rahmetlik burada, burada değil dedem orada hastalanıyor işte, yataklara düşüyor falan. Babam 9 yaşında bir çocuk evimden kalıyor. Ondan sonra Beypazar'da vardı bir Seyit Çavuş diye işte o zaman bizim çocukların birisi herhalde Nuri. Nuri Beypazar'da o yetim kızıyla evlenmişti. Seyit Çavuş diye onun bir adam varmıştı. Onun o çocukları var, Niyazi vardı, öldü. Şimdi Faruk var terzi. Polatlı'da bir oğlu var şeyde. Sen Banga'da ne Bangası ne bileyim hatırımdan gelmedi. Orada çalışıyor. Yani babam 9 yaşında bir çocuk kalıyor. Eve geliyorlar. Bizim Uruç'ta bir erişler. Güdül'de Cingan Arif. İşte Galta'da Safiye Alam'ı Keşligil diye biri onlara vermişlerdi. Velhasıl eve geliyorlar. Bunlar hakim diye birini getirmişler ama vabali günahı boyuna. Kendi adamlar. Neyse tarlaları falan bölüyorlar. Evde beygirler alıyorlar. O bir ambar vardı. Şu ambar işte bak, bu ambar 1000 yarım ekinle doluymuştu. Bir göz tiftik haşaları dolu onu. Velhasılı 7-800 da var. Hepsini satıyorlar, geliyorlar, oturuyorlar, böyle dağıtıyorlar, yiyorlar, bitiyorlar. En son iş şeye geliyor, paraya. Biliyorlar çünkü. Diyorlar ki, hakim dedikleri adamı artık günahı boyuna. Bu adamın dedeme Kızıl Osman derlermişti benim adım. Bu adamın diyorlar altını var, parası var, mutlaka var. Ebemi çağırıyor hakim. Ebem de Ayşe Molla derlerdi. Ebem Molla'ydı yani. Kur'an'ı hatmetmiş, şey yapmış Arapçasıyla falan. Ebeme diyor ki Ayşe Molla sana bak diyor, yemin vereceğim. Bunlar diyorlar ki bu adamın altınları var, parası var. Neyse. Ebem tamam diyor, gidiyor. 2-3 kilo kadar ve gümüş mecidiye o zaman. Gümüş varmıştı, mecidiye derlermişti. Demir parayı yani. Onu alıp geliyor, bakıyor, aa diyorlar, hayır bu değil. Bunun altınları var. Efendime diyor ki hakim yemin vereceğim diyor Ayşe Molla bak. Bunlar iddia ediyorlar bu adamın altınlarının olduğunu. Ya efendim ne kadar, ne kadar dürüst adam ya. Şimdi ben olsam 50 tane yemin ederim ya. Götür 10 tane, 20 tane, 50 tane de altın ver hediye. Dedem de ölmeden ne yapmış biliyor musun? O dediğim derin bir ahır vardı adam. Orada bir taş vardı şöyle kara taş. 1,5 metre uzunluğunda şöyle 50 santim falan eninde bir taş koymuştu. O taşı gece ebemle ikisi dedem kaldırıyorlar. Bir beygir torması sarı lirayı
dolduruyorlar. 2,5 kadar, 1,5 kadar. O taşın altına gömüyorlar. Ebeme diyor ki dedem, Haşamallah diyor, bak ben biliyorum, ben öldükten sonra diyor, bu adamlar var ya, bu damatlar sana ekmek de yedirmeyecekler. Ama buna sahip olursan, bu babama bozu olan dermişti. Babama bu bozu olanla bunlar size yeter, buna sahip ol diyor. Oraya gidiyor. Ebeme hakim yemin vereceğim deyince, ebeme gelin diyor. Tıpış tıpış takıyor onlar yanına. 4 tane Ezra gibi damadı. Kaldırın şu taşı diyor. Kazıyorlar taşı, kaldırıyorlar. 2 kişi yapışıyorlar. Bir beygir torbası sarı lira. Çıkarıyorlar buraya. Anam ben bir baktım ki herkes ceplerine, koyunlarına, boyuna dolduruyorlar çorapların içine. Kapışıyorlar diyor. Hakim yok, yukarıda hakim. Ya bu kadar deyip götürecek. Ulan benim kafa çalıştı diyorlar, bunları yap. Böyle bir kısım da ben hafızladım. 12 tane lira almışım avucuma diyor. Diyeceğim, tabanında 2 kilo kadar kalınca diyor, hakim yanına aldılar, çıkarttılar. İşte bu kadarmış dediler diyor. Hakim de onları taksim etti diyor. 3-5 tane de bana oradan verdiler diyor. Diyeceğim, ebem bak sabahlara kadar benim aklım eriyor. Ben ondan yatardım ebemle. Sabahlara kadar intizar ederdi. Allah'ım bunları göstermeden benim canımı alma diye. Allah'ım. Hakikaten de ebem, bak o Güdül'de Cengen Arif diye biri vardı. Zehra diye annenin ismi olan, ebenin annenin ismi olan Zehra, Zehra'nın ismiydi. O Cengen Arif dediği adam kökü kesildi, sülalesi kalmadı. Şu Çalkaya'da Belcin'i al derler. O Cengen Arif'in orada 800-1500 davarı varmıştı. Bir çobanı varmıştı. Çobanını, saat telefonu düştü. Çobanını ne yamuklu gördüyse güdüle götürüyor çobanı, dama indiriyor, dam da çobanı öldürüyor. O Zehra halam da benim, damla eskinin şimdiki damlar malum, tahta çakılı ara. Onu gözlemiş, görmüş. Onu görünce halam kafayı bozuyor. Halam öyle gitti, öldü. Ondan sonra Cengen Arif kendi öldü. O oğlu vardı, bir öğretmen oldu, eğitmen oldu çiftelerde. O üstünü başını yırttı, Güdül'de sokaklarda gezerdi, cıplak gezerdi falan, o öyle öldü. Yani Güdül'de Cengen Arif'in kökü kesildi. Beypazarı'da Sıhhet Çavuş öyle öldü. Burada Keşli Gelin vardı, Keşli Gelin sülalesi kesildi. Uruç'ta öyle, Gramahmat Gül öyle. Yani ebeme Allah hepsinde gösterdi abi. Ama ebem o avucuna aldığı 12 tane altınla o üleştikleri tarlalar var ya, hepsini geri aldım dedi. Hepsi de sattılar şerefsizler, iyidirin. Hepsini de geri aldım. Yani diyeceğim oğlum, hayat bu işte, köyün hayatı bu. Biz buraya işte geldik, dediğim gibi tarihini bilemeyeceğim. Köyün içinden buraya geldik, yaptık. Bu bayi babam Ziraat Amerikan'dan yetiştirdik bunu. Burayı ben hep kendim haşladım. Ziraatta istediğimiz üzümlerden, ama şimdiki üzümler yoktu o zaman. Tokat üzümü derdik, şehir üzümü derdik, işte efendim acıkara derdik, fesleken derdik, daştırdık. Burada 3,5 dönüm bu bağdan Beypazar'ın Tecenler, Tağar oralara, onlar cevizden sucuk yaparlar daldıma. Onlar gelirlerdi, şuraya remorka traktörü eğlerlerdi. 2 remork üzüm götürürlerdi buradan, 8 ton, 10 ton üzüm götürürlerdi buradan. Bu bağda babam şu çevre komşuların tavukları girdiğini çıkamazdı günlerle. Şu tavukları vuracağım derdi. Üzümleri gıdaklıyordu işte. Bak ne hale girdi ya. Şimdi ben oraya öyle emek çekiyorum da annen, bizim hanım diyor ki, ya diyor sen babanın eski bayi hiç aklına getirmiyor musun? Lan acı gözüm görerek insan da duramıyorsun ya. Gözün görürken şurada şu kururken buna su vermemek veya buna bakmamak mümkün mü ya? Diyorum Allah büyüktür ya. Biz yapalım da. Kavak dibi derlerdi buraya ha, meşhur, Kalta'nın meşhur kavak dibi. Bir gelen giden oldu mu, hadi ya şöyle kavak dibine doğru bir giden, bir gezen derlerdi. Burası kavakların dibi, meşhur kavak dibi. Şu mevkiden o yanına, bizim bana olduğu yerler, bunlara çukur tarla derlerdi. Köyün en meşhur tarlaları buralar, çukur tarla. Senin sevdiğin bir türkü varsa bir de türkü söyle. Vallahi türkü bilmiyorum da. Hani derler ya.
Gezi bağlarında bir top gülüm var. Ey Allah'tan korkma, sana bana ölüm vardı. Onun için Allah hepimize hidayet nasip etsin, gözünü sevdiğim Allah'ım. Allah akıbetimizi hayırlı eylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Allah, Allah, Allah dedirtirsin. Eyvah, eyvah dedirtirmesin Allah'ım. Ya ne deyim, neyleyim, dünya malını demiş. Verin akılsıza dünyanın malını. Akıl devlet neylesin atanma. Havuzu görüyor musun? Aynen. Bak su akıyor hala. Görüyor musun? Bak hortumda boyuna su geliyor.